Ya Yiğit hala çalışma odasındaydı ama akşam yemeği vakti inecekler şimdi. Sakin ol. Şimdi gidip adamla konuşacağız ve onu göndereceğiz. Hepsi bu, tamam? Ya gitmezsen ne olacak? Gidecek. Başka şansı yok. Ya Fırat, anneme söylese miydik acaba? Şöyle adam burnumuzun dibinde. Annen şu anda yüksek tansiyon yapar. Başka hiçbir şey yaramaz. İyi Celal Hanım. Sen ne yapıyorsun buraya? Çık. Paramı almaya geldim İcler Hanım. Ya senin paran kalmaz bende. Ben vereceğim senin paranı ama şimdi çık. Bak Yiğit gelecek. Çık. Şşş. Bak birader, o elindeki silah indir. Gel seninle şurada adam gibi konuşalım. Para da vereceğim sana. Sen kimsin lan? Biz İcler Hanım'la Mevla'da anlaştık zaten. Öyle değil mi İcler Hanım? Anlatsana ona da. Hı? Anlatsana. Vallahi billahi silah sesiydi. Bizler nerede? Mert nerede? Giriş tarafından geldi sanki. Ha. Yiğit Bey nerede? Teyze, siz burada kalın. Ay birini vurdular. Ay burnumuzun dibinde birini vurdular kesin. Bizler olamaz. Olamaz! Ne olamaz Aytül Hanım? Affedersiniz, sinirlerim bozuldu biraz.
kadar büyütülen iş yemeğinin ne konuşacağımızı bilmeyip tıp oyununa dönmesi. Ay, saçmaladım değil mi? Ben böyle gerilince oluyor bazen. Ben seni geriyor muyum? Yok. Hayır da. Yani bütün bu Kerem Sancaktar tatavası... Ya ağzımı her açtığımda pot kırıyorum galiba. Yok, lütfen devam et. Çok hoşuma gitti. Kerem Sancaktar tatavası. Sence de beni biraz fazla büyütmüyorlar mı? Yani ben sizin dünyanızı, yani iş dünyanızı bilmiyorum. Muhakkak hak ettiğiniz için bu kadar büyütüyorlardır. Aslında beni güldüren şey ne konuşacağımı bilmediğim biriyle böyle kala kalmak. Tamam, haklısın. İş dünyasıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. O halde sana bildiğin yerden sorayım. Markamın yüzü olacak kızı daha yakından tanımak istiyorum. Anlat bakalım Nur Demir'a. Kimsin sen? Yemeğine gitmek üzereydim. Arabaya doğru yürürken adamı fark ettim. Eve doğru yürüyordu. Yabancı biriydi. Tipini beğenmedim. Kimsiniz dedim. Küfür etmeye başladı. Yiğit şerefsizi. Dokuz canlı yiğit şerefsizi. Patlamadan kurtuldun ama Demir Bilge'den kurtulamayacaksın dedi. Kemerinde silah fark ettim. Panik oldum. Bağırmaya başladım. İclal sesimi duymuş. O sırada bize doğru koşmaya başladı. Niye bana haber vermediniz? Ha? Beni niye çağırmadınız? Neden bana seslenmedin İclal? Ya ben... Yiğit Bey, ifade alınırken sessiz olabilir misiniz? İclal geldiğinde silahını ona doğrulttu. Sen karısın, seni eskiden tanıyorum dedi. Cehennem zebanisi, layığını bulmuş. Üzerine atladım, boğuşmaya başladık. O sırada silah düştü. İclal bağırıyordu, yardım çağırıyordu. Başıma taş da vurdu. Silahın önüne düşmüşüm. Çektim vurdum yani. Orasını çok net hatırlamıyorum zaten. İclal Hanım, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben de hiç net değil yani. Hep kopuk kopuk. Sabah spor yapmıştım. Bahçede küpemi düşürmüşüm. Ona bakmaya çıktım bahçeye. Sonra sesler duydum. Koştum o tarafa doğru ama... Çok korktum ben, çok korktum. Memur Bey... Kızım şokta, gerçekten çok sarsıldı. Eğer şart değilse hani. Anlıyorum. Sanırım bu kadar yeterli. Teşekkürler. Yiğit Bey. Ölmemeliydi. O Adnan belası, şerefsiz herif ölmemeliydi. Yıllardır nasıl bir husumet güttüyse eline silah almış gelmiş adam evini basmış. Oğlum, öldüğüne şükredelim biz. Bu aşamada bir azmettirici söz konusu değil gibi gözüküyor. Şimdilik bu kadar yeterli. Geçmiş olsun Yiğit Bey. Prosedür gereği sizi de yarın savcılığa kadar rahatsız edeceğiz. Sağ olun, teşekkürler. Ben sizi geçireyim. Neden ya? Neden? 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 Anlam veremiyorum. Bunca yıl sonra çıkıp... İşte. Hadi gel. Gel yukarı çıkalım, gel. Çok korktum aşkım ya. Tamam, geçti. Merak etme. Geçti. Sen şimdi yukarı çık, sıcak bir duş al, kendine gel, tamam mı? Fırat. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Üniversiteyi okuyamamak çok içimde kaldı anlayacağınız. Neyse. Hayat işte. Sonra kendimi burada, İstanbul'da buldum. Halamın yanına geldim. Geliş o geliş. Hayatım değişti.
tamamen değişti. Ve üniversite hayallerini bir kenara bırakıp manken oldun. Aslında hayallerim hala orada. İçimde bir yerde duruyor. Yani hayaller böyle değil midir? Hayat seni onlardan uzağa savursa da, gözlerin kapandığında kaldığın yerden hayal etmeye devam edersin. Öyleyse hala umut var. Nefes aldığımız sürece. Yani ayaklarımın üzerinde durmaya daha yeni başladım. Daha bebek adımlarıyla yürüyorum. Ama babama bir sözüm var. Yolum üniversiteden geçecek. Aslında bakıcılık yaparken okuman daha kolay olurdu. Hazal, asistanım. Bizi temsil edecek kızın hayatını merak edip araştırma yapmış. Yiğit, Kozan'ın oğluna bakıcılık yaptığını öğrenmiş. Evet. Çiftlikte onların yanında yaşadığım için bir süre bakıcılık yaptım. Sonra da işi bıraktım. Tahmin edebiliyorum. Yiğit Kozan'ın zor bir işveren olduğunu tahmin edebiliyorum. Şey, siz Yiğit Bey'i tanıyor musunuz? İş dünyasında herkesin birbirini tanıdığı kadar. Karısıyla zor dönemler geçirdi. Yanlış hatırlamıyorsam birkaç yıl komada kaldı. Zor bir durum. Sıra dışı bir olay. Evet öyle. Affedersin. Fırat arıyor. İyi akşamlar Fırat. Tatlı sipariş için beni beklemenizi rica ediyorum demeyeceksin herhalde. Kerem Bey, sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Ya inanın hiç beklenmedik bir sorun çıktı ve... Önemli değil, önemli değil. Telafi ederiz. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Yarın peki. Tekrardan çok teşekkürler. İyi geceler. Beklenmedik sorun. Konuştuğun her kimse yarın üçüncü sayfa okuduğunda soğuk kanlarına şapka çıkaracak. Eğer kendi şokumdan çıkabilirsem başkalarının şokuyla ilgilenebilirim. Bak üzgünüm. Sen iyi misin? Sen bu geceye kadar eline silah almamış adamsın. Kendini korumaya çalışırken birini öldürdün. Eğer konuşmaya ihtiyacın varsa... Konuşmaya değil, dinlenmeye ihtiyacım var. Tabii. Bilmem gereken bir şey var mı? Yani polise söyleyemediğin ama bana söylemen gereken bir şey var mı? Anne. Gel yavrum. Anne ben... Biliyorum. Seni orada gördüğümden beri biliyorum. Anne ben öldürdüm o adamı. Şşşt. Geçecek yavrum. Geçecek kuzum. Geçecek yavrum. Yavrum benim. Gerçekten yormak istemiyorum. Anlıyorum da haklısın ama her şey bu kadar sıcağı sıcağınayken bana söyleyebileceğin en ufak bir şey benim için çok büyük bir ipucu olabilir.
Ya ben bu gece ne yaşadım farkında mısın ya? Ya farkında mısın? Ben bu gece bir adam öldürdüm, adam. Kimi öldürdüm peki? Seni havaya uçurmaya çalışan herifi öldürdüm. Herif kendi ağzıyla itiraf ediyormuş gibi sayıp döktü. Patlattım dedi. Şimdi gelip vuracağım dedi. Ya sen daha ne istiyorsun ya? Ya karşıma geçip dedektifçilik oynayıp neyin ipucunu arıyorsun sen Yiğit? Haklısın. Zor bir şey yaşadın. Seni de anlıyorum ama kafamda bazı şeyler oturmuyor kuzen. Sadece anlamaya çalışıyorum. Niye anlayacaksın Yiğit? Adam elinle silahla kapıya dayandı. Sana değil, bana rastladı. Ve ben bir adam öldürdüm. Herif manyağın teki. Kim bilir geçmişle ilgili senden neyin hesabını sormaya gelmiş. Ya patlamayla ilgili bütün sorumluluğunu aldığını da söylüyorum. Hala neyi anlamaktan bahsediyorsun ya? Tamam. Tamam, üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Haklısın. Hiç kolay değil, hiç. O yüzden yat, uyu, dinlen, kafanı boşalt. Ne yapıyorsan yap ama asla, ama asla pişman olma. Suçluluk duyma. Sen bunu kendin için, İclal için, bizim için, hepimiz için yaptın. Unutma. Teşekkür ederim. Fırat Bey'in bu yemeği kaçırdığına hala inanamıyorum. Çok önemli bir şey olmuş olmalı. O kadar büyütülecek bir şey yok. Önemli değil, telafi edilmeyecek bir yemek değil bu. Hem şu sıkıcı iş yemeklerinden biri olmaması da fena olmadı. Çiftlik biraz uzakta. Fırat Bey de gelmediğine göre ben artık kalkayım. Seni ben bırakacağım. Hayır hayır. Gerçekten çiftlik çok uzakta. Hiç gerek yok. Asla bırakma. En heyecanlı yerde kalmıştık. Nasıl? Mankenlerin nasıl başladığını anlatıyordun. Hadi. Hanım'ın istediği haberi kelime kelimeye hazırmış. Mankenin üzerine büyük oyun oynayacak desene. Koskoca Hazal Ediz. Acaba ne derdi var şu çöz mankenin? Teşekkürler. Evet, nerede kalmıştık? Yiğit.
Yiğit. Aşkım çok korktum. Tamam. Perişan oldu yavrum, titriyor hala. O kadar sakinleştirici de verdim ama... Ya çok korkunç bir şeye tanık oldu tabii. Yiğit bir şey söyle. Bir şey söyle de nefes alın. Hayır, bütün her şeyin sorumlusu bu adam değil mi? Ha? Bitti değil mi oğlum? Bitti, bir daha olmayacak. Tamam hadi gel. Gel getireyim seni. Yavrum elimi bırakma. Baba, sen şimdi buraları baldık yala yapacağım diye delil falan karartmıyorsun değil mi? Lan oğlum, polisler alacağımızı aldık deyip gittiler ya. Allah Allah. Topla şu hortumu götür, tamam hadi. Ay, yıka yıka, insanın böyle asabı bozuluyor ya. Ya zebellah gibi herifti burada yatan. Vay 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 vay. Yıka yıka gitmiyor arkadaş ya. Ay sus sus. Elim ayağım boşaldı zaten. Fırat Bey'in başı yanar mı ki? Hapse atarlar mı? Oh. Ay ajans da olacak o zaman. Oo, kasapet derdin de maşallah. Evladım olur mu öyle şey? Ne biçim laf o? Bal gibi nefsi müdafaa işte. Hem Aytül Hanım'ı duymadın mı? Burada yatan o zebella herif kimse. Tekneyi patlatan da oymuş. Allah'ım sen cümlemizi koru ya Rabbim. Oh. Nuri iki yok da. Yoksa çok etkilenirdi. Say nerede bu kız? Oh, burada kan gövdeyi götürsün. Nur Hanım iş yemeklerinden böyle kapılara kadar bırakılsın. Herkes beni bekliyor galiba. Bir sorun mu var? Merak ettiler herhalde beni. Ne günlere kaldık ya Rabbi. Gecenin bu saatinde elin adamlarıyla. İş yemeğiymiş tayyar. Ha, biz de yedik. Kerem Bey, iyi geceler. Elmas senin kuzenin de değil mi? Ya, evet öyle. Umarım çok konuşup başınızı şişirmemişimdir Kerem Bey. Seni dinlemek güzeldi İnci. İnci? Bana İnci mi dediniz? Affedersin. Ben de tam ne kadar iyi bir dinleyici olduğunuzu söyleyecektim ama siz ismimi bile unutmuşsunuz. Markanızın yeni yüzünün ismi İnci değil, Nur. İyi akşamlar Nur. İnci değil. İnci değil. Kendine gel, kimse İnci değil. Allah Allah. Çok mu labali oldum ya? Aheste aheste gelecek inşallah. Yok yok. Kabahat bunda değil, kabahat bunun kocasında. Ben Yiğit Bey'i hiç böyle bilmezdim, hiç. Tayyar gözünü seveyim, laf etme şimdi ha. İyi geceler. Vallahi bütün iyi geceler sende şekerim, bize kalmadı. Ne diyorsun Elmas? İş yemeğinde olacağımı biliyordun. Niye topladın herkesi buraya? Aa yok artık. Elmas bana bak. Kızım basma oraya. Bu ne? Ay, kan mı bu? Bu nasıl oldu bu? İnanamıyorum. Hala gerçek olduğuna inanamıyorum. Tamam, tamam. Merak etme, geçti hepsi. Güvendesin. Bak ben yanındayım, buradayım. Gitme, olur mu? Bu gece yanımda kal. Hala,
Nasıl olur ya, nasıl olur? Hiç sorma yavrum. İclal Hanım'la Fırat Bey'i Allah korumuş ya. Evet canım. Sen öyle iş yemeklerinde peynirli risottonu kaşıklarken biz burada işte böyle canımızla uğraşıyorduk. Yiğit. Yiğit'i görmem lazım. Çok şükür kocası geldi aklına hanımefendinin. Hadi hadi biz de gidelim. İçim kalktı vallahi. Hadi kızım. Hadi Emin. Hadi Emin. Tamam baba. Hadi ayakların yürüsün biraz. Hadi yürüyün bakayım. Hadi oğlum. Yiğit. 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 Ne bağırıyorsun öyle? Aklını mı kaçırdın sen? Kocamı göreceğim. Olanı biteni öğrendin demek. Kocam nerede? Kocasıymış. Kocan nerede biliyor musun? Olması gerektiği yerde. Asıl karısının yanında. Çekil önünden, kocamı göreceğim. Bırak şimdi bu endişeli eş numaralarını. Suçlu bulundu. Oyunun bozuldu. Kızıma attığın iftira bir gecede yüzüne vurdu. Çekil önümden. Ne oldu? Kocanı gördün. Başımıza taş yağacak, taş. Ne oldu Tayyar Efendi? Başımıza gelenleri mi yazmışlar yoksa? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ne oluyor baba ya? Felaketimizi okuyorum, felaketimizi. Ne okuyormuş, ne okuyormuş? Al aşkım bakayım. Neymiş o? Kız bu ne? Sen gece orada uyurken ben gözümü kırpmadım. Beni hemen... Ah ben sana ne diyeyim? Ben sana ne diyeyim? Ne oluyor ya? Kız bu ne ha? Bu ne? Ne o? Gazete mi? Ay kıyamam. Gazete mi diyor bir de? Elmas. Al bak gazete ne diyor? Ah. Bu ne? Bu ne ya? Beni bekle demiştim, çekip gitmişsin. Niye beklemiyorsun beni? Ha? Kendi başına iş yapıyorsun. Senin ne işin var lan savcılıkta tek başına? Ya neler kaçırdın neler? Hayır, nereden çıktı birdenbire bu arsa sorunu hiç anlamadım ben yani. Sorun işte Nazan. Çıkıyor öyle arada. Ne yapacaksın? Hem şimdi arsayı konuşmanın zamanı değil. Allah korumuş İclal. Büyük geçmiş olsun. Sağ ol Cahit'ciğim. Yani 40 yıl düşünsem şu işin altından mahallenin yedi belasına çıkacağı hayatta aklıma gelmez yani. Vallahi çocukken ne korkardım ondan biliyor musun? Ya adamın yüzüne böyle meymenet yok derler ya, herifin suratına gerçekten meymenet yok ya. Peki eminsiniz değil mi tekniği onun patlattığında? Ay canım, İclal ile Fırat kendi kulaklarıyla duymuş adamın konuştuklarını diyorum sana.
Tam olarak ne demişti İclal? Vallahi ben hatırlamıyorum ya. Cidden hatırlamıyorum. Allah Allah. Yani bunca seneden sonra çıkıp niye böyle bir manyaklık yapıyor ben anlamıyorum yani. Ay içim şişti sabah sabah. Tamam çocuklar. Olayı unutalım dedikçe yani böyle... Tamam bela geldi geçti gitti işte. Unutalım bırakın. Baksana gazetede bile yazıyor işte. Yiğit Kozan'ın teknesini patlatan zanlı dün gece Kozan çiftliğindeydi. Nazan. Ha. Ah geldin mi küçük prens? Tabii canım. Öyle kötü kötü haberler neyimize değil mi sabah sabah? Magazin neyimize yetmiyor? Aa. Yok artık. Ay bizim ex bakıcı baya... Ay bu Nur ünlü oldu ya. Nur mu? Gazetede mi? Evet. Ver. Bir şey değil be. Kendi başına işin be. Kendi başına. Hiç. Hiç laf dinleme. Nur'un yanındaki adam kimdi? Ne oluyor? Nur ünlü oluyor hayatım. Uyacak seni valla. Bu sefer kesin uyacak. Oh, magazin haberlerinden üçüncü sayfa haberlerine. Sus! Yavrum, ne inan elin adamıyla iş yemeği, senin neyine? Ay ben ne diyeceğim Yiğit'e? Ben ne diyeceğim ya? Valla bu saatten sonra ne dersen de artık, geçmiş olsun. Elmas! Yavrum, yavrum bana bak. Kocanın haberi vardı yemekten değil mi? Yani... Fırat Bey iş yemeğine gelemeyince gazeteciler de şey etmiş. Ama kocanın haberi vardı yemekten değil mi? Yoktu. Haberi yoktu. Yiğit. Yiğit. Ne yapıyorsun oğlum kendine gel ya. Bari İcel'in suratına gidip karımdan hesap soracağım deseydin. Bana bak bana. Burada da öyle tatsızlık falan çıkarma ne olur. Annemler nereye gitti? Boş ver Mert'cim. Sen takılma böyle şeylere. Hadi kahvaltını et bakalım. Hadi. Gözümün içine baka baka o kadından hesap sormaya gitti ya. Daha ne istiyorsun? Bize gerek kalmadan o yılan kendi başını yedi kızım. Anne, kocam Metresi'yle kıskançlık kavgasına tutuşuyor diye ben sizi takıp oynayamayacağım, tamam mı? O zaman ne bileyim, hani kocanın ilgisi dağıldığı için mutlu ol. Bu Gazanfer mevzu kapandı, onun için mutlu ol yavrum. Benim kocam başka bir kadını kıskanıyor, sen görmüyor musun ya? Benim kocam başka bir kadını kıskanıyor, görmüyor musun sen? Thank you.
dört dönüyor vallahi. Artık içinden bine kadar sayıyor mu, senin ölüm fermanını mı yazıyor orasını ben bilemem. Sus artık Elmas. Oh olsun sana Nur Hanım. Böyle kocandan gizli iş çevirirsen ah ayağına dolanır. Ya ne gizli işi hala? Ya bilip bilmeden konuşma. Sen de çatalana. Şuna bak şuna. Tutuştu salak. Aşkım. Götürüp kurda kuşa yem edecek bence. Tövbe tövbe. Senin Kerem Sancaklar'la ne işin var? Bir yorum yapmayacak mısınız Kerem Bey? Gazeteler yeterince yapmış. Uygunsuz. Bizi zedeleyen yorumlar. Bizi zedelerken korktuğum gibi genç mankeni yükselten yorumlar. Ayrıca Fırat Bey'in o akşam yemekte olmaması da büyük bir talihsizlik. Ama söyledim ya, onlar için değil, bizim için talihsiz bir durum. Alerjin çabuk iyileşmiş Hasan. İlaçlarımı hemen alınca... Nur'dan hiç hoşlanmadın sen. Öyle değil mi? Ne ilgisi var Kerem Bey? Ben sadece öngörebildiğim bir olayın başımıza gelmesinden dolayı rahatsızım. Neyse ki küçük hanımla iş bağımızı ilan etmediğimiz için bize yaptığı zararı sessizce telafi edebiliriz. Nasıl yani? Anlayamadım. Bu aşamada ikiniz böyle bir haberle anılmışken sezon yüzümüzün Nur Hanım olması bizi magazinin içine çeker. Adı sizinle anılan bir marka yüzü de markamızın önüne geçer. Yarın unutulacak basit bir haberi biraz fazla abartmıyor musun? Adı çıkmış bir marka yüzüyle yürüyüp kendi markamızı mı gölgeleyeceğiz? Sen hep demez misin? Reklamın iyisi de kötüsü de olmaz diye. Lütfen Kerem Bey. Yani bu daha önce hiç başımıza gelmemiş ve çok sıkıntılı bir durum. Ayrıca siz böyle ucuz haberlerden hiç hoşlanmazsınız. Şimdi bir tekzip bile... Tekzip haberi bir gün daha gündemle tutmaktan başka bir işe yaramaz. Ben kızı daha fazla mağdur etmek istemiyorum. Ben şu an sizden başka bir mağdur göremiyorum. Sen Hasan. Sen göremiyorsun. Şimdi bana lütfen Nur'un telefonunu bul. Ha, marka yüzü ha? Sancaklar Kozmetik'in marka yüzü olacaksın öyle mi? Benim karımın güzel suratı bir tane boya küpünün reklam yüzü olacak öyle mi? Yiğit sakinleşir misin biraz? Sakinleşeyim ha? Sakinleşmek. Yiğit'in son zamanlarda yaptığı tek şey bu. Sakinleşmek. Bak Fırat Bey de orada olacaktı. Kerem Bey'in asistanı da olacaktı. Böyle baş başa bir yemek değildi. Sadece bir iş yemeğiydi. Sadece iş yemeği öyle mi? Ha? Zübbenin tekiyle iş yemeği. O Fırat var ya o Fırat. O Fırat'ı. O teşekkür ettiğim herifin şimdi kafasını kıracağım. Senin içine soktuğun şeye bak. Yiğit senin Kerem Sancaktar'la bir derdin mi var? Yani adam öyle züppe gibi... Bak ya. Bir yemeğe çıktın tanıdın adamı öyle mi? Bir bakışta anladın herifin. Seceresini çözdün. Doğru. O züppe değil. Ne diyorlardı onlar kendilerini?
kremen mremen en... Ha, krem döle krem. Aşkım bak, unut Kerem Bey'i tamam mı? Çıkan o saçma sapan haberler içinde, fotoğraflar içinde çok ama çok üzgünüm. Yani mutlaka bir açıklama, bir yalanlama olacaktır. Hem böyle olmasını hiç beklemezdim. Yani çok kızdın, çok haklısın, şaşırdın ve ben... Şaşırmak? Şaşırmak öyle mi? Bir sabah uyanıyorum gazetede karım Zübbe'nin tekiyle yemek yiyor, onu görüyorum. Bütün gece onu beklerken, nerede olduğunu bile bilmeden, evimde cesedin tekiyle uğraşırken ben... O tanıdığını bile bilmediğim bir adamla yemek yiyor. Ha, ben sadece şaşırayım öyle mi? Aşkım ben her şeyi sana söyleyecektim. Sadece sözleşmeyi imzalamayı bekledim. Sonra işler meselesi oldu, tekne falan derken... Hepsi birbirine karıştı. Yani ben çok üzgünüm. Böyle olacağını hiç tahmin edemedim. Aşkım lütfen bak. Bu tekne meselesi yüzünden içim içimi yiyor. Dün gece olanlar... Bak ben sadece senin yanında olmak istiyorum. Çok kızdım. Çok haklısın. Daha dikkatli olmalıydım ama... Ama dikkatli olamazdın. Çünkü neyin içinde olduğunun farkında bile değilsin. Nasıl bir dünyaya sokuyorsun kendini görmüyor musun? İş yapmak için inat ettiğin sürece başına böyle şeyler gelmeye devam edecek senin. Ama yok, yok. Hadi yürü gidiyoruz. Yürü gidiyoruz. Bütün sözleşmeleri, her şeyi iptal edeceğim. Yiğit ne diyorsun? Sen o adamın yüzü falan olamazsın. Adamın yüzü ne demek ya? Ben adamın markasını... Başlatma markasına. Olmayacaksın işte. Yiğit ben hatamı biliyorum. Sen böyle köpürünce alttan almaya çalışıyorum. Ama böyle yine dönüp dolaşıp aynı yere gelemezsin. İşi bırak diyemezsin. Bırakacaksın. Hayır Yiğit. Bana güvenen insanları böyle yarı yolda... Ya neyine güvenecekler senin ya? Kaşından gözünden başka neyine güvenecekler senin? Yiğit ben kendi... Ha yeter artık be tamam. Öf. Ezberledim artık hepsini be. Yiğit nereye? Ben? Sen eve yürü. Hatta ajansı yürü. Böyle ayaklarının üstünde basa basa. Gitti ya. Gitti. Deli. Ormanın ortasında bırakıp gitti. Benim karım Zübbe'nin yüzü. Zübbe'nin yüzü. Yok artık ya, yok. Yok artık. Sabır Yiğit, sabır. Sabır. Haksızsın mı dedim. Haklısın dedim işte. Özür de diledim. Daha ne yapabilirdim ki ben? Hah, böyle esip gürlersin. Sonra da pişman olup ararsın işte. Yok yok. Pişman da olmazsın. Aramazsın da sen. Efendim? Alo, Nur müsait misin? Pardon, tanıyamadım. Kerem ben. Kerem Sancaktar. Dünkü haberden dolayı üzülmüş olacağını tahmin ettim. Nasıl olduğunu merak ettim. Çok kötü oldu Kerem Bey. Yani nasıl görmedik, nasıl fark etmedik? Nasıl olur böyle bir şey? Ben sizin bu kadar önemli bir kişi olduğunuzu bilmiyordum. Nur, finansmanın çalışmalarını hızlandırıyoruz. İşbirliğimizle ilgili kısa bir basın bülteni de hazırlayacağız. Sonra bu tatsız haber unutulup gidecek zaten. Ama eğer ailenle ilgili seni zor durumda bıraktıysam elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım. Yapabileceğiniz bir şey yok Kerem Bey. Dediğiniz gibi, oyalama birin etkilerini sadece zaman hafifletebilir. Sen benim tahmin ettiğimden daha fazla etkilenmişsin. Sonuçta ikimiz de mağduruz Kerem Bey. Şimdi Fırat Bey'in yanına geldim. Onunla da bu konuyu konuşacağım. O da ajan sahibi olarak gereğini yapacaktır mutlaka.
Tekrar çok teşekkürler. Çok incesiniz. Ben teşekkür ederim Nur. Görüşmek üzere. Bu sabah ikimiz de birkaç sayfa arayla gazetelerdeydik ha? Ya. Geçmiş olsun. Nasılsınız? Savcılıktan dönüyorum Nur. Yani saatlerdir aynı şeyleri konuşurum. Artık dün geceyle ilgili tek kelime etmek istemiyorum. Üzüldüm. Kerem Bey anladığım kadarıyla magazine karşı pek sıcak değil. Açıkçası bu haberin bizim kanalımızda çıktığını düşünmesinden korkmuştum. Az önce konuştuğumuzda pek öyle durmuyordu. Yani hem neden öyle düşünsün ki? Yani sonuç olarak ikinizi yan yana koyduğumuzda reklama ihtiyacı olan sensin. Bu çok çirkin. Şov dünyası Nur. Yiğit de böyle söylemişti. Yiğit gördü mü? Sizce Fırat Bey? Yani yolun ortasında tek başıma spor yapmıyordum herhalde. Çok teşekkürler Hilal'cim, sağ ol. İcler şimdi dinleniyor ama geçmiş olsun dileklerini ileteceğim ben sana. Sağ ol tatlım, görüşmek üzere. Geçmiş olsun, telefonları bitmez artık bugün. Bunlar nereye gitti ya? Yeni tekneye gitmemişlerdir inşallah. Saçmalama İcler Allah aşkına. Yiğit bakmadı bile anahtara. Tabii ya. Benim hediyemi umursamadı bile değil mi? Hilal. Ay Fırat geldi öyle şükür. Hilal, Fırat'a müteşekkirsin biliyorum ama bak mesafeni koru tamam mı? Şuna bak ya. Pisliğe bak ya. Sabah Yiğit de gitti şimdi Fırat da geliyor. Yüzü yerin 7 kat dibine düşmüş mendebur. Beter olur inşallah. Fırat Bey, bana Yiğit'in Kerem Bey'i tanıdığını söylememiştiniz. Üzgünüm Nur. Elimde Yiğit'in selam verdiği iş adamları listesi yok. Ama ondan hoşlanmadığını söyleseydiniz. Ne yapardın Nur? Kocanın korkusuna işi kabul etmez miydin? Hayır Fırat Bey. Ama daha temkinli olabilirdim. Bak bu bir iş. Gizli evliliğin ise özel hayat. İkisini birbirine karıştıracaksan bir seçim yapmak zorundasın. Benim gücüm ikisine de yeter. Üzerimi değiştirip geliyorum. Gücünü göreceğiz Nur. Göreceğiz. Biri işi bırak der, öbürü de o zaman kocanı bırak der. Tövbe, kimmiş o ağzı dikilesici? Hala, Fırat Bey'in ağzını diksene. Sonra bana da öğret, ben de kocamın acı biberli ağzını dikeyim. Ya ya, okudu canına değil mi koca? Ah be kızım, sen öyle kocandan habersiz... Hala, konuşturma beni. Eğer bir şeyleri gizlemeye yarıştıracaksak, Yiğit'in ağzını açmaya hakkı yok. Sen bu çeneyle adamın hakkından gelmişsindir zaten. Ağzını dikmeye ne hacet? Ne oldu? Ne yaptık hocam? Uyuz. Yolun ortasında bırakıp gitti. Deme. Nereye gitti? Ne bileyim. Nereye gittiyse gitti. İcler, nefsi müdafaa. Hepsi bu kadar. Patlama konusunun aynı dosyaya bağlılar geçti. Artık rahat nefes alabilirsin. Kabus bitti. Sen bitirdin. Benim kabusumu sen bitirdin. O silahı aldın elimden ve kurtardın beni. Beni inandırdın. Ben artık bütün kalbimle güveniyorum sana Fırat. Benim tarafımda olduğunu biliyorum. Cilal. Ben senin bana böyle bakacağın tek bir an için... Fırat. Beni bir kabustan kurtardın. Nur'dan da kurtar. Beni bu kadının işkencesinden kurtar ne olur. Hiç kusura bakma kızım ama ben seninle açık açık konuşacağım. Hazır Elmas banyodayken laf üstüne laf sokup seni kızdırmazken söyleyeyim sana. Kocan yerden göğe kadar haklı.
Haksız demiyorum zaten hala ama... Aması maması yok. Aa! Bak sen nasıl gencecik kadının hayatı için mutluluk oyununu zor sineye çekiyorsun. Kocan ne yapsın ha? El alemin adamıyla boy boy fotoğraflarını nasıl kaldırsın? Kaldıracak efendim. Bana zorladığı bu hayatı ben nasıl kaldırıyorsam... Her gece o kadının yanında yatmasını, elini tutmasını, tenine dokunmasını nasıl kaldırıyorsam... Kocam da işimi, işimin getirdiği sorunları da kaldıracak efendim. Bu kadar basit işte. Ben sana ne desem boş yavrum. Sen burana kadar donmuşsun. İş iş diye tutturman da bu yüzden demek. Allah yardımcınız olsun. Sen adamın başını derde sokma yeter. Tamam Canan Hanım, tamam. Ben bugün şirkete gelemeyebilirim. Siz benim istediğim evrakları Cahit ulaştırın, ben gelmeyeceğim. Önümüzdeki hafta yalın toplantı. Oldu, şimdi kapatıyorum ben. Kerem Bey. Ben mi yanlış görüyorum? Şu adam Yiğit Kozan değil mi? Yiğit Kozan. Kerem Sancaktar. Dünkü kahramanlığınızdan sonra çiftlikte bir efsane olacaksınız Fırat Bey. Ya elin manyağı almış eline silah basmış, çiftliği olacak iş değil. Hayır, sadece İclal Hanım'ın değil, hepimizin hayatını kurtardınız yani. De bu arada Nur'un da başını yaktınız yani. Ne üflüyorsun? Ne yalan mı söylüyorum ben? Yani sonuçta Fırat Bey yemekte olsaydı sizin öyle boy boy fotoğraflarınız çıkmayacaktı. Yiğit Bey de gürlemeyecekti yani doğal olarak. Elmas, sen hiç susmaz mısın? Kıyamam sana. Fırat Bey, yıldızımızın morali çok bozuk bugün. Kocasından ödü kopuyor. Benim kabusumu sen bitirdin. O silahı aldın elimden ve kurtardın beni. Beni inandırdın. Ben artık bütün kalbimle güveniyorum sana Fırat. Benim tarafımda olduğunu biliyorum. Beni bir kabustan kurtardın. Nur'dan da kurtar. Beni bu kadının işkencesinden kurtar, ne olur. Nur. Yiğit bugün basın bülteni için çekime gireceğini biliyor mu? Hayır. Bilmesi mi gerekiyor? Bilmem. Sana soruyorum. Kibarca kocamdan izin aldın mı diyor canım benim. Ne demek istediğini gayet iyi anlamıştım canım benim. Ciddiyim Nur. Problem istemiyorum. Yani Yiğit'in kıskançlık krizleri yüzünden Kerem Sancaktar gibi bir adamla hiç problem yaşamak istemiyorum. Yaşamayacaksınız Fırat Bey. Ben işimi yapacağım. Kocam da buna saygı duyacak. Sen çok iddialısın da Yiğit Bey bu sonuçta. Yani ne yapacağı belli olmaz. Kerem Sancaktar'a da kolay gelsin artık. Narçiçeği. Narçiçeği. Bunlara böyle isimler takıyorsunuz değil mi? Hı. Renklere böyle isimler verince kadınlar kendilerini daha özel hissediyorlar. Biz sadece onlara hak ettikleri değeri veriyoruz. Aman ne güzel maşallah. Çok iyi yapıyorsunuz. Ama rujlarınızı konuşmak için siz yolunuzdan çevirmediğimi tahmin ediyorsunuzdur. O yüzden ne kendi vaktimi ne de sizin vaktinizi daha fazla işgal etmeyeyim. Sizin gibi ortak tutkuları paylaştığım birine zaman ayırmak benim için sadece büyük bir keyif olur. Ortak tutkular? Klasikler, arabalar. Tabii tabii, klasikler. Arabalar. Gereksiz bir haber.
Sizin de canınızı sıkmış olmalı. Ne yapmayı düşünüyorsun? Gerekeni yaptım. Teksin. Gerek duymadım. İş bağlantımız ilan edildiğinde nasıl olsa haber kendi kendine tekzip edilecek. Tabii, tabii. İş bağlantısı, evet. Nur eskiden sizin yanınızda çalışıyormuş. Evet. Nur, hanım. Eski bir çalışanımız ama daha fazlası var. Kendisi benim toprağımda yaşıyor. Toprağınızda? Sanırım çiftliğinizi kastediyorsunuz. Ha, evet. Hı-hı. Çiftliğimi kastediyorum. Çiftliğiniz gerçekten çok güzel. Gerçi ben çok hayvan göremedim. Akşamdı, karanlık. Pardon ama çiftliğime ne zaman geldin? Ben hatırlamıyorum da. Dün gece Nur'u eve bıraktım. Yani toprağınıza. Yemekten biraz daha önce kalksaymışız, olaylı geceye yetişecekmişiz. Bu vesileyle eşinize ve size geçmiş olsun diliyorum. Aa, olmaz ama. Bir geçmiş olsun çiçeği daha beklerim. Bak Kerem, ben biraz klasik bir adamım. Konuya direkt gireyim. Nur, hanım, benim eski bir çalışanımdan çok daha fazlası, ailemden biri gibidir. Bir çeşit himaye altında olma durumu. Aynen öyle. Bir çeşit himaye altında olma durumu. İlginç. Bak ben sana daha ilgincini söyleyeyim. Bir daha böyle abuk sabuk bir haber çıkarsa bu kimse için iyi olmaz. Birlikte iş yapacak mısınız? Kuzenim de bu işin içindeymiş. Cümleten hayırlı uğurlu olsun. Ama kimsenin işi, kimsenin canı böyle saçma sapan bir haber yüzünden yanmasın. Benden söylemesin. Arabanız hala bekliyor Kerem Bey. Yiğit Koza. Hakkında çok şey duydum. Söyledikleri kadar da varmış. Nevi şahsına münasır bir adam. Yanınızdan çıkarken ıslık çalıyordu. İçimden bir ses. Yiğit Kozan'ı daha yakından tanıyacağımızı söylüyor. Makyaj tahsilini bir 5 dakika mola verelim arkadaşlar. Biz de bu arada fotoğraflarımıza bakalım. Buyurun efendim. El insaf. Kızım adam gibi poz versene. Kaç saat oldu be, ayaklarım koptu burada benim. Ben de uzamasına bayılmıyorum herhalde Elmas. Ay inadına yapmıyorsan benim de adım Elmas değil. Ne diyorsun sen? Sen beni mi yiyorsun? Takıldın kaldın kocana. Gitti sancakları bastı diye tabii ödün koptu burada. Yapamayayım da kovsunlar beni diye bekliyorsun. Ne baskın be. Abuk subuk konuşma Elmas. Gitmiş, ziyaret etmiş sadece. Evet canım, kesin öyledir o. Elmas. Bana bak. Ne oluyor be? Hanımlar. Pardon. Daha basın bülteni fotoğrafları için bu kadar uğraştırıyorsa kampanyayı start vereceğimiz zaman bizi çok zorlayacak. Yorulduysan gidebilirsin Azam.
Sancaktar Kozmetik'in en büyük, en önemli müşterimiz olduğunun farkındasın değil mi Nur? Yemin ederim elimden gelen her şeyi yapıyorum ben. Elinden gelen yetmiyorsa daha fazlasını yapacaksın. Bir silkelen kendine gel. Bunca insanı bu kadar saat bekletmeye hakkın yok. Yani sadece lanet objektifin karşısına geçip gülümseyeceksin. Hazal Hanım geliyor. Harika gidiyorsun tamam mı? Aynen böyle. 5 dakika daha. Uzun bir gün oldu. Moralini bozma. Olur böyle şeyler. Şey, ışıklar sıcak da makyajım akıp duruyor. Ama toparladık şimdi. Bu sefer halledeceğim. Bir şey mi oldu? Çok dikkatli bakıyorum değil mi? Affedersin. Galiba biraz rahatsız edici oldu. Hayır da ilk günden beri bir şey söyleyecek gibisiniz. Çok benziyorsun. Anlamadım. Eskiden tanıdığım birine çok benziyorsun. Umarım sevdiğiniz biridir. Evet, alalım drone'umu. Buyurun, başlayalım arkadaşlar. Kadın parfümü kokan bir CEO odası var. Ha böyle bir tane kocaman masa teyarlıyla. Neyse böyle üstü ruj dolu oğlum lan, ruj. Oğlum adamın işi bu. Adam kozmetikçi ne yapsın? Debriyaj balatası mı koysun masasının üstüne? Ha? Yok yok sen takıksın bu herife. Yani başından beri bu herife takıksın sen. Öyle rujlar mujlar, krema beyaz meyaz diye diye takıldın gittin ya. Ya bırak yesinler kremasını Allah aşkına ya. Artist gıcık bir herif geçmiş karşıma kasıntı kasıntı konuşuyor böyle Yiğit Bey falan filan. Büyük büyük laflar. Dizmiş bütün rujları da masasına. O rujların arasında da Nur'la basıldıkları gazete. Vallahi var ya ben seni takdir ettim ha kardeşim. Helal olsun vallahi. Yani sen oraya gittin. O masanın üstünde o gazeteyi gördün. O herifle konuşa konuşa tek tek o rujları ona yedirmedin ya. Vallahi helal olsun. Bu Nur var ya adam ediyor seni adam. Allah ne bileyim ya, adam mı etti, madara mı etti belli değil. Ben oğlum ben. Ben lan Yiğit Kozan. Astığı astık, kestiği kestik Yiğit Efendi'nin düştüğü duruma bak. Karısıyla gazeteye basılmış, eli pudra kokan ya. Pudra, kadın pudrası kokan adama el ense çekemedi. Vay be. Bu yaştan sonra medeni insan olduk diyorsun yani. Yiğit, bana bak oğlum bana. Sen karını seviyorsun, güveniyorsun oğlum ona. Tamam, tamam kim olsa bozulur. Yani o gazeteler, görüntüler, fotoğraflar falan hoş değil. Ama Nur böyle bir şey yapmaz. Hem kaldı ki herifle oturup konuşmak anormal olan değil, normal olan. Ya başlatma Allah aşkına ben böyle normalin. Ya bana bak bak, ne olursa olsun bu kız var ya seni törpülüyor kardeşim. Helal olsun, vallahi helal olsun. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bak. Bunca paranın, gücün, bu yıllardır atladığımız sınıfın yapamadığını yapıyor bu sana. Helal olsun. Seni güzel güzel törpülüyor bu kız kardeşim. Yavaş törpülesin. İstediği kadar törpülesin, istediği kadar. Çıkarsın posamı atsın bir kenara. Benim o posam sevdiğini yine kıskanır, yine kıskanır. Benim bu onun gözlerinden başka bir hat görmeyen gözlerim var ya, heh, kıskançlıktan yine döner, yine döner. Çünkü bende aşk böyle kardeşim. Tarih yazar mıydı be, he? Koca Yiğit Kozan'ın karısı manken olacakmış. Olacağım dedi, ne yaptık? Olma mı dedik? Yani o kadar değil. Tamam itiraz ettik de lafımızı dinleyen yok ki. İcler dinlerdi lafını. Sözünden çıkmazdı senin. Yani arada böyle kıskançlık yapıp hırgür çıkarsa da hiç kafa tutmuyordu o sana. Ama bak, Nur öyle değil.
bu yüzden aşıksın sen. Bir dakika, ne demek istiyorsun şimdi anlamadım. Yani İclal'e aşık olsaydın bunlar olmazdı mı diyorsun? Yani diyorum bir yerde, İclal'in bütün huzursuzluğu sen onu sevmiyorsun diye. Eğer onu sevseydin, yani gerçekten Nur'u değil onu sevseydin, başından beri, ilk günden beri hayat nasıl olurdu sence? Ha? Bunu açmam lazım, kusura bakma. Alo? Teşekkür ederim, sağ ol. Sağ ol. Kim lan bu saatte teşekkür ediyorsun? Yok ya, bizim çocuklar. Arabayla ilgili bir sorun vardı da sağ olsunlar halletmişler. Ne yapalım? Kalkalım mı ufakta? Hadi. Gecenin bir yarısı kahveleri de içtik ama. Aman ne var canım? Canımız istedi, içtik işte. Hem biz kocalarımız gelmeden uyuyamayız değil mi İclacığım? Onların beraber olduğundan emin miyiz Nazancığım? Ay sen beni öldüreceksin İclal, yemin ederim. Ay buna gelmişler gene. Canım benim, kaç kere arattın, beraberler işte. Ay, ay ya. Şu Naz'la laf vermiyorum değil mi sana? Kim? Cahitler mi? Abim. Efendim abi? Gecenin bir yarısı o uğursuz. Kim bilir ne paralar isteyecek. Ne? Bir dakika, bir dakika. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Allah bilir ne eurolar, dolarlar hesabı. Ne? Abi ben sana o kadar parayı nasıl bulacağım? Hayır efendim, olmaz. Dünyada olamaz. Benim kocam geldi. Müsaadenizle ben kocamı karşılayacağım. Emin. Karıma söyle beni kış bahçesinde beklesin. Şey, Nur daha gelmedi İlk Bey. Ne demek gelmedi lan? Nerede bu? Ablamla demin konuştuk. Çekimdelermiş. Geldin mi sen? Gözlerim oralarda kaldı. Ah be Nur. Ah be. Bence sağdaki. Dalmışsınız. Sizi de yorduk. Bekledik böyle. Değildi Nur. Beklediğime kesinlikle değdi. Şey, çekimden önce Yiğit Bey'le görüştüğünüzü söylemiştiniz. Sonra da konuşamadık. Evet, ilginç bir görüşme oldu. İlginç? Yani ilginç derken gazete meselesi yüzünden değil mi? Evet, evet. Gazete. Ben çok özür dilerim. Eğer bir tatsızlık olduysa... Tatsızlık? Neden tatsızlık olduğunu düşünüyorsun? Şey, Yiğit Bey şeydir. Hassas ve korumacı. Evet. Evet öyledir. Aslında yanında çalışanları koruması güzel bir şey. Her ne kadar sen artık onun yanında çalışmıyor olsan da. Evet, artık onun için çalışmıyorum. Ama Yiğit Bey şeydir. Yani ben onun emektarlarının ailesindenim. Ve ben sonuçta hala onun evinde. Toprağında. Toprağında. Evet öyle der. Şey yani, Yiğit Bey dediğiniz gibi korumacıdır. Umarım gazete meselesi yüzünden aranızda bir soruna sebep olmamışımdır. Hayır Nur. Hiçbir sorun yok. Sevindim. Artık paydusu hak ettik herhalde. O halde gitme zamanı.
fotoğraftan ilgili. Ne oldu Mahcup Prenses? Beceriksizliğin için özür mü diledin Kerem Bey? Ay sen beni bırak da kendine bak. Bir makyaj malzemesini toplayamadım bir saatte. O benim işim değil yalnız canım. Makyöz kız seni bir şeye benzeteceğim diye pert oldu. Ben kızcağıza yardım ediyordum. Ben de seni seviyorum Elmas. Hazal Hanım. Hepimize geçmiş olsun. Hala bittiğine inanamıyorum. Sonradan ısındım ama katalog çekiminde daha hızlı olacağıma eminim. Umarım öyle olur Nur. Aksi halde yeni sezona hazırlanmamız zor olur. Göreceksiniz. Güzel işler çıkaracağız. Siz beni kime benzetmiştiniz? Efendim? Anlamadım. İçeride beni birine benzettiniz ya. Çok merak ettim. Eski bir tanıdığım canım. Yani söylediğimi bile unutmuşum. Böyle ağzımdan çıkmış. Asansör geldi Hazal. Gidelim mi? Buyurun. Kız, kime benzetmiş seni ben anlamadım. Ay ben de anlamadım. Nur, hadi. Ne yaptın sen? Kerem Bey, inanın bir anda düşünmeden konuşurken çıkıverdi ağzımdan. Bundan sonra çıkmayacak. Ne Nur ne de bir başkası bu benzerle bilmeyecek. Hiç kimse. Konuşalım lütfen. Kış bahçesinde buluşalım. Aşkım. Gelsene. Yok artık. Hadi de oturdum sayıyorum ya.
Ay, çok yorulmuşuz bugün. Aynen. Biraz uzanayım. Duş alıp yatacağım sonra. Yat tabii hayatım sen. Mışıl mışıl uyu. Ben sabaha kadar tek başıma oturur koyunları sayarım. İyi. Sen saya dur. Ben duşa gireyim. Gir tabii hayatım sen. Duşa da gir. Yat rahat rahat da uyu. Karıcığım nasılsın? Günün nasıl geçti? Ne yaptın diye hiç sorma olur mu? Peki. Ne yaptın karıcığım bugün? Ne anlatacaksın bize hadi? Şimdi sormasan söylemeyecektim ama bana para lazım. Para mı lazım? Doldurdun mu Nazan yine kredi kart limitlerini? Allah aşkına ya, el insaf ya. Bir ay boş geç şu kartları ne olursun, bir ay ya. Ay ne oluyor be? Benim kredi kartımın şeysi var bir kere yani, 3-5 bir şey var yani hala. Lütfen Nazan, lütfen bir ay diyorum, bir ay. Bir ay şu alışverişine bir diyet uygula ne olursun. Ay ne bu havalar Cahit acaba? Hayır pardon, benim bilmediğim bir durum mu var? Ya biz ailece kemer sıkma politikası uyguluyoruz da benim mi haberim yok? Allah Allah ya. Ben senden bir kere kredi kartım için para istemeyecektim. Abim için para isteyecektim. Abin için mi? Biz bunu konuştuk Nazan daha önce seninle. Ya biliyorum konuştuk yani. Bir daha vermeyecektik ama öyle çok fazla bir şey değil yani. Öyle 30.000 liracık. 30.000 liracık mı? 30.000 liracık ha? İmkansız Nazan. İmkansız. 30.000 liracık falan veremem ben sana. Ne demek imkansız ya? Hayır yani sen karının abisi için çıkarıp 30.000 lira bile veremiyorsan sen ne işe yararsın acaba Cahit? Hayır yani sen benim için elini cebine atmayacaksan ben niye seni koca diye yanımda dolaştırıyorum acaba? Sen bana ne verdin ki zaten? Bir çocuk bile veremedin. Ha bir de para da verme tam olsun yani. Bağırma Nazan. Bağırmayayım da herkes kusuru bende bilsin değil mi canım? Kaç sen kaç, kaç. Paraları kumarda yerken iyiydi ama değil mi? Sen karının abisi için elini cebine atma Cahit. Ben bunu da hallederim. Sen hiç sıkma canını. Ben bunu da hallederim. Sıkma sen canını. Sen onu sevmiyorsun diye. Eğer onu sevseydin, Nur'u değil, İclal'i gerçekten sevseydin. Başından beri, ilk günden beri. Hayat nasıl olurdu sence? Thank you.
geldi ha gelecek derken bak nerede uyuyakalmış. Tövbe tövbe. Nur, Nur. Hadi yavrum uyan. Ne oluyor ya? Asıl sana ne oluyor kızım? Nerelerde uyumuşsun? Ay, yer yerim tutulmuş. E tutulur tabii. Ya dün gece Elmas kış bahçesinde kocasıyla buluşacak deyince bir şey demedim, ses etmedim. Sabah kalktım yoksun. Hani nerede kocan? Gelmedi. Ah ben sana ne diyeyim Nur? Ne diyeyim? Hadi yavrum, hadi eve. Aferin benim güzel kızıma. Aferin. Hep böyle göreyim seni İcel. Anne. Dün gece o kadar güzel, o kadar huzurlu uyudum ki. O pislik kadının aşağıda kocamı beklediğini bilmek o kadar güzeldi ki. İnşallah sabaha kadar beklemiştir de içi çürümüştür yılanın. İşte böyle İcel. İşte böyle. Bundan sonra bekleyecek anne. Öyle boşu boşuna nafile bekleyip duracak. Neden Kerem Sancaktar? Hayırdır kuzen? Ajansla ilgilenmeye mi başladın? Ajansının umurumda olmadığını, kiminle ilgilendiğimi çok iyi biliyorsun. Karına Sancaktar'la başka bir markayla çalışmış. Mankenlik yapmasını kabullendikten sonra senin için ne fark eder? Ne dediğimi çok iyi biliyorsun sen. Gazeteleri gördün. Evet, gördüm. Ben o sırada üzgünüm ama aynı gazetenin üçüncü sayfasını sus demekle meşgulüm. Bak gazetedeki haberler yüzünden seni suçlamıyorum. Ama o adamla çalışacağından bahsetmemen, sözleşmeden Yiğit'e bahsetme diye karımı oyalaman. Amacın ne senin? Yiğit, sen neyin paranoyasını yaşıyorsun bilmiyorum. Kerem Sancaktar'da Elon'u zedeleyen şey nedir onu da bilmiyorum. Ama karına güvenmiyorsan muhatabın karındır. Ben ya da ajansım değil. Bir daha karıma olan güvenimi ağzına almaya cesaret edersen. Bir daha böyle bir şeye cesaret edersen. Sanırım rahmetliye dua etmeliyim. Havuzun dibine boylamayı ona borçluyum. Bana bak. İcleli, beni hepimizi savunduğunu, canımızı kurtardığın için ağzımı açmıyorum. Bende kredim var, bunu hatırlatmana gerek yok ama unutma. Hızlı gitme Fırat. Hızlı gidip kredilerini hızlı tüketme. Aşkım. Sorma Cilal. Tamam varma üstüne gel. Anne o kadar zor ki. Ne olur başka bir kadın kıskandığını bilmek o kadar zor ki. Tamam gel şimdi gel. Yiğit Ozan.
gereksiz bir haber. Sizin de canınız sıkmış olabilir. Hadi ama Cahit. Nerede paracıklar? Yok. Arama Elmas. Arama, arama ya. Sen mağdur olansın. Çekil, dur köşende öyle. Az haletinle otur. Ha. Oh, saatler olsun Nur Hanım. Su iyi geldi mi ekilme acısına? Ne gözlerim yaşardı. Bu ne bakım? Birisi krem sürmeyi öğrenmiş. Hmm. Sen öyle san. Ben hep krem sürerim. Hmm. Kıyamam be. Kocası etmiş de sinirlerim bozulmuş. Alıngan mı olmuş bizim yıldızımız? Boş ver kız. Baktın evliliğin tehlike sinyalleri veriyor. Hop joker hakkını kullanırsın. Ne diyorsun sen Elmas? Dün gece Kerem Bey'le pek bir sıkı fıkı yediniz. Gözümden kaçmadı diyorum. Gazeteciler de herhalde ateş olmayan yerden duman çıkarmadılar. Ne yapıyorsun sen be manyak? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Özür dile. Çabuk lafını geri al yoksa çok kötü olur Elmas. Ne olur? Ne olur acaba? Çok merak ettim. Ne olur? Görürsün sen bak çok fena olacak. Ya Cahit sen sabah sabah bismillah demeden Allah aşkına nereye fırlayıp gittin? Pes yani ya. Neredesin sen? Ne ilgisi var Nazan? İşim vardı onun için erkenden çıktım. Niye kaçayım ki? Hadi neyse oyalama beni. İşim var tamam. Hadi. Cahit ama... Sen kim artistik yapıyorsun kızım? Sen kim artistik yapıyorsun? Allah Allah! Yeter! Aa! İllallah ettirdiniz beni. Kedi köpek gibi. Bir de kardeş çocuğu olacaksınız. Eller bende, diller papuç gibi aşağılardan getirdiniz beni. Hani senin bu yeğenin var ya bu yeğenin. Naşlı'nın benim kafama attı, benim beynimi patlatıyordu bu. Hmm, durup dururken attım değil mi? Ya biraz utanmıyorsan, biraz yüzün kızarmıyorsa annene de söyle bana söylediklerini hadi. Efendim? Sen elin adamıyla kıkır kıkır basılırken yüzü kızarmıyordu da. Elmas bana bak. Aa, yeterim dedim ya. Aa, canımdan bezdirdiniz, emdiğim sütü burnumdan getirdiniz. Susun artık. Halama dua et. Yat kalk, dua et. Hadi oradan be. Sen yat kalk, esas benim anama dua et, şımarık. Duymuyorum seni, tamam mı? Ne kadar konuşursan konuş, duymuyorum. Geri zekalı ya. La havle. Aha. Aha. Oh, Allah'ım çok şükür. Allah'ım oh dünya varmış ya. Hayırdır kızım? Kimden mesaj? Ha? İşten işten. Bir haber bekliyordum da o gelmiş. Ay çok sevindim. Ay ben banyo yaparım artık onun üstüne. Çok rahatladım ya. Kısa sürmüş Avuz sefası. Kocana da söyledim. Nalları diken adama duacıyım. Eşesin olan hırsını senden aldı değil mi? Çok gergin Necla. Patlamaya hazır bir bomba gibi. Patlasın Fırat. Patlasın atsın o kalbindeki pisliği. Şuna bak ya. Bir gizli gizli telefonla konuşuyor. Şunun yüzsüzlüğüne bak. Nefret ediyorum şu kızdan. Hiç kimseden, hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar çok nefret ediyorum. Bana çektirdiği işkencenin aynısını çeksin istiyorum. Gözümün içine baka baka benimle nasıl oynadıysa aynı şekilde oynamak istiyorum onunla. Kızım benim kocamı tanıdığı güne lanet etmesini istiyorum. Selam Sancaktar. Hadi git biraz kışı. Tam zamanı.
Bütün gece seni bekledim. Bile bile gelmedin. Benim de kızdığım şeyler var. Ama bu sefer inatlaşmaya izin vermeyeceğim. Konuşacağız. Sen bana ne kadar kızarsan kız, bir daha dün geceki gibi kaçamayacaksın benden. Ne oldu Nur? Ekildin mi? Bütün gece beklemişmiş. Gecenin köründe geldin, benden habersiz nerede bekledin? Kafan mı güzel senin? Ay hadi canım, kıvırma işte. Duydum seni. Sevgiline sesli mesaj bırakıyorum. İciler Hanım, lütfen. Ne lütfen Nur? Ha? Ne lütfen? Ekilmişsin işte. Trip atıyorsun. Ne var bunda bu kadar abartacak? Ne var bunda bu kadar utanıp sıkılacak? Bakın, çok kötü bir şey yaşadınız. Sizi böyle kendinizi toplamış görmek çok güzel. Ama ben bu konuyu sizinle konuşmak istemiyorum. Neden konuşmak istemiyorsun Nur? Yoksa şu gizemli sevgilini öğrenmemden mi korkuyorsun? Ne oldu? Ne oldu ya şu haline bak. Ne bu yüzümde gördüğün? Panik mi? Yok ya. Panik gibi basit bir şey değil sanki bu. Ne diyorsunuz siz? Korku diyorum Nur. Niye yüzüne her baktığımda korku görüyorum mesela? Neyi biliyorum Nur? Aa. Ne oluyor? Bir şey mi oldu? Sevgilim, ben Nur'u öyle biraz sıkıştırayım dedim ama biraz fazla üstüne gittim galiba. Hemen utandı. Ay ama Nur sen de çok sıkıcısın vallahi ya. Sevgilim, ben Nur'u sevgilisine sesli mesaj bırakırken yakaladım. O da hemen utandı. Yani iki dakika bir kız kıza sohbet edemiyor insan seninle. Hemen utanıp kaçıyorsun. Ne var yazmış işte bütün gazeteler çarşaf çarşaf. Kerem Sancaklar'la berabermişsin yani. Ay şu surata bak ya. Tamam. Tamam belki ateş olmayan yerden duman çıkarmışlardır. Ne bileyim ben. Ben sonuçta gazetelerin yalancısıyım. Yani gazetelerde çıkan haberlerden bu kadar utandıysan... ajansın bir tekzip yayınlar herhalde. Ya da el ele verip reklamın iyisi kötüsü olmaz mı diyeceksiniz. Hı? Sevgilim hadi ya, biz seni böyle saçma sapan şeylerle daha fazla meşgul etmeyelim. Tabii. Saçmalık. Saçma sapan şeyler. Saçma sapan şeyler. Saçma sapan şeyler. Yiğit Bey. Ben de geliyorum. Beni de bekleyin. Nur. Anlamadım ben. Sen nereye gidiyorsun Yiğit'le? Fırat Bey'i bekleyip zaman kaybetmeye gerek yok. Şehirde işlerim var. Yedim. Yiğit Bey, sayenizde onu da yedim. Konuşacağımız bir yere çek. Hey. Pislik ya. Yılan kız, yılansın sen, pislik. Pislik ya. İşler. Ne? Ne bağırıyorsun? Bağırma. Ne bağırıyorsun? Yürü, havası malası diri duyacak. Yürü, yürü. Yürü. Bir de orada bağırıyor. Yürü dedim.
Vallahi Allah razı olsun Cahit ya. Tamam değil mi? Böyle bitti gitti yani bu belada başımızda. Hah, alacaklar paralarını, susacaklar. Sen eminsin değil mi? Ha, tamam. Tamam vallahi ben de sonunda rahat bir nefes aldım Cahit. Tamam, oldu o zaman konuşuruz. Tekrar teşekkür ederim. Şimdi sakin ol Elmas. Sakin ol. Öyle bir anda harekete geçme. Sen birkaç gün çekil köşene böyle sakin bekle. Cahit bir gözünü çeksin posta kutusunda. Ondan sonra gelsin paracıklar. Benim de gözümün içine baka baka dalga geçti. Benim gözümün önünden kocama aldı. Ne demek anne ya? Ne diyor bu be? Arlanmaz, terbiyesiz. Normal. Gözüme sokmaya çalışıyor. Gözüme soka soka ben buradayım demeye çalışıyor bana. İclal, madem o utanmazlığını senin gözüne sokuyor, sen de onu görmezden geleceksin yavrum. Görmeyeceksin. E biliyor bunu Ruh. Benim sabrım artık şuramda anne. Tamam mı? Benim sabrım artık şuramda. Da biliyor, billahi da biliyor bunu. Manzara izlemeye gelmedik herhalde. Zaten önemli bir randevum var. Hadi başla artık. Ha ama sakın ha. Sakın dün gece seni bekledim de gelmedin saçmalığından başlama. Harika. Bir de beni eken sen değilmişsin gibi konuşuyorsun. Ne saçmalıyorsun sen? Sana mesaj attım. Ben mesaj falan görmedim. Mesajı görmedin. Tabii. Mesajı gördü, sildi. Yiğit bak, İcilal her şeyi biliyor, anlıyor musun? Bak sen yanımıza gelene kadar neredeyse açık açık her şeyi yüzüme vuruyordu. Sonra sen geldikten sonra her şeyi dolandırıp çevirdi, Kerem Sancaktar meselesine getirdi. Bizi biliyor. Neden ondan bekleneni yapmıyor? Neden yakamıza yapışmıyor? Neden çiftliği başımıza yıkmıyor bilmiyorum Yiğit. Ama artık hiçbir şüphem kalmadı. İcilal biliyor. Ve bizimle oyun oynuyor. Tanımayacak haldesin. Ne? Şu haline bak. Dönüp dolaşıp İclal'e saldırıyorsun. Ya yarım yamalak bir telefon konuşması duydun. Onu bizi kıskanıp tekneyi patlatmakla suçladın. O bir psikopatın elinden ölümden döndü. Sen, he? Sen? Sen bir tane züppeyle magazine düştün. Altından kalkamıyorsun diye suçlu gene İclal, öyle mi? Tekne meselesinde haksız çıktım. Tamam. Ama bunun için üzgün değilim. Aksine mutluyum. İyi ki arkasından o çıkmadı. İyi ki çocuğunun annesi böyle korkunç bir şey yapmadı. Günahını aldım tamam ama bu kez ne söylediğimi iyi biliyorum Yiğit. Bak İclal... İclal. Yeter artık. Yani kendi hatalarını İclal'i günah keçisi yaparak düzeltmeye çalışma. Sana inanamıyorum ya. Asıl ben sana inanamıyorum. Ya o kadın... O kadın senin çocuğunun annesi. Biliyorum, ezberledim. Ama Yiğit bak sana söylüyorum. Çocuğunun annesi bizimle oyun oynuyor ve sen... Bak, oynayan birisi varsa o da sensin. Artık İclal'in üstüne oynamaktan vazgeç. Benim en büyük hatam ne biliyor musun Yiğit? Beni dinleyeceğini, söylediklerime, korkularıma kulak vereceğini düşünmek. Unutuyorum, unutuyorum ya. Bütün yaşadıklarımıza sana rağmen ben koca bir aptal gibi senin o muazzam egonu her seferinde unutuyorum. Benim o muazzam egon var ya, seninle tanıştığım bünyenin dibine girdi. Seninki nerede biliyor musun? Senin egon Arş Dağı'nın tepesinde. Benim çektiğim bunca çile, başıma bütün bu gelenler senin o Allah'ın belası egon yüzünden. Şuraya bak. Benim aşık olduğum, çocuğuma bakıcılık yapan, deli divane olduğum kız hasta bir kadına acırdı. Onu kıskanmazdı. Ama şu karşımda duran capcaflı manken bozuntusu var ya, iki kuruşluk adamlarla şişirdiği egosuna hasta bir kadını sığdıramıyor. Yazık. Sen çok pişman olacaksın Yiğit. Beni dinlemediğin için, bana inanmadığın için, bana bu iğrenç sözleri söyleyebildiğin için çok pişman olacaksın. Çok. Dur. Hadi bin arabaya gel. Nereye gidiyorsun? İstemez. Hadi diyorum sana. Ben ve Egon başımızın çaresine bakarız. Sen de git. Randevuna geç kalma tamam mı? Sen de Egon'u da al git. Thank you.
Şimdi düşün Elmas, düşün. Şimdi hesap makinesi gibi düşün. İcral bunu biliyorsa bu sana ne kazandırır? Düşün. Şehirde işler kısa sürdü demek ki Nurhan. Ben de fotoğrafları seçmek için sizin yanınıza gelecektim. Ama madem önemli bir görüşmeniz var, peki. O halde ben sizden haber bekliyorum. Efendim abi, gene ne var? Ne? Cahit'le de konuştum ama olmaz diyor. Ne yapabilirim? Hayır, İyi günler Feren. Ben o kadar parayı bulamıyorum abi. Rezil kadın burada kocamı bekledi. Ben ne yaptım? Buluşmalarına engel oldum. Şu zavallı, şu aciz, şu küçük zaferlerime bak benim ya. Kendi evimde kocamla metresinin buluşmasını engelledim. Aman ne büyük zafer ya. İzle hadi. Yapma bunu. Ben artık katlanamıyorum. Benim dayanacak gücüm kalmadı. Bu rezalete dayanacak gücüm kalmadı benim artık. Hiç gücüm kalmadı. Numuneler laboratuvarda hazır. Uzun zamandır aşağı inmediniz. Onlar göndermesinler, biz gidelim. Sizi görmek ekibe motivasyon olur diye düşündüm. Önemli bir görüşmem var. Ne kadar süreceğini bilmiyorum. O yüzden yarına bırakalım. Görüşme mi? Programınızda bir şey göremiyorum. Senin programında yok. Benim programımda var. Özel bir görüşme. Özel. Tabii. Kerem Bey, buyurun. Az önce Namık Bey teslim etti. Ajanstan fotoğraflar mı gelmiş? Ajanstan değil. Çıkabilirsin. Sekreter falan göremedim de, öyle girdim ben de. Nerede bu ya, nerede? Kızım, kanter içinde kaldın ya. Birazdan ajansa gideceğiz, kokacaksın pis pis. Bugün de herkes bir başka türlü. İclal cadısının da pek keyfi yoktu. Anasına dert yanıyordu ama. Benimle mi ilgili? Allah Allah. Niye? Seninle ilgili mi olması lazım? İşte sana soruyorum Elmas. Sen söyle. Benimle ilgili bir şey mi duydun?
Önce sen söyle. Sen benim ne duymamdan korkuyorsun? Anlaşıldı, anlaşıldı. Boş boş konuşup ağız arıyorsun sen. Hiç uğraşamam. Tabii. Kış bahçesinde düşürdüm. O ölüm uykusundan uyandığım gün bile kendimi bu kadar aciz, bu kadar zayıf hissetmemiştim ben. O ikisini yan yana görmeye dayanamıyorum. Gözümün içine baka baka beni kandırmalarına katlanamıyorum. Nijlal, bana katlanmak zorunda değilsin. Her şey senin elinde. Yiğit seni kandırıyorsa dön arkana ona. Bırak onu, bırak kimin ne istiyorsa. İstemiyor. Benim kocam o kadını istemiyor. O kadın ucuz bir heves, ucuz basit bir heves o kadın. Benim yokluğumu, benim uykumu, hastalığımı fırsat bildi gitti kocamın zaaflarından yararlandı. Şimdi arkamı dönüp meydanı boş bırakmam ben. Cidal, kocan seni aldatıyor. Senin aşkını hak etmiyor. Bu kadar gözyaşlarıyla seni hak etmeyen... Sen hani benim tarafındaydın ya? Hı? Bu kadar kısa mı sürdü? Ne yapacaktın? Beni kandırıp kocamdan vazgeçmemi sağlayacaktın değil mi? Anlamak istemiyorsun ama sen vazgeçsen de vazgeçmesen de kocan senden vazgeçti. Görmüyor musun İcnel? Vazgeçmedi. Yiğit benden vazgeçmedi. Vazgeçmez Yiğit benden. Ne yapacaktın? Aramızı bozacaktın. Ben de teselliyi senin kollarında bulacaktım değil mi? İğrençsin. İğrençsin Fırat. Tiksiniyorum senden. İğrençsin sen. Evet iğrencim. İğrencim çünkü kendi aşkımı feda edip sevdiğim kadının aşkı için savaşıyorum. İşte bu yüzden zavallı bir adamım ben.